Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Temmuz 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Temmuz ayı oldukça hızlı bir ay. Yeni ayımız var. Yengeç burcunda doğacak. Ardından Kova burcunda dolunay meydana gelecek. Yönetici gezegeniniz Merkür bu ay çok hızlı ve güçlü. Haziran ayında geriledi biliyorsunuz ve sizi de oldukça etkiledi. Ama bu ay Merkür gerilemesinin etkilerini artık geride bırakıyoruz ve Merkür çok hızlı. Sizin de enerjinizi arttıracak. Günlük hayatınız daha hızlı olacak bu süreç içerisinde. Evet, Jüpiter bu ay tekrar Kova burcuna dönüş yapıyor. Bu konu başlıklarından sonra detaylara bakalım. Ayın ilk haftasında, ilk 10 günü içerisinde gezegeniniz Merkür İkizler burcunda olacak. Kariyer hedefleriniz var ve bunların çoğunu aslında Haziran ayında planladığınız, yapmaya çalıştığınız ama biraz hep böyle bir karışıklıklar oldu, ertelemeler oldu, sorunlar çıktı, sorunları çözmeye çalıştınız. Şimdi artık ilerliyoruz, önümüze bakıyoruz ve Merkür burada iş hayatınızda, mesleki konularda, kariyer konularınızda, bilgi paylaşımı, iletişim, insan ilişkileri, işle ilgili eğitimler, işle ilgili seyahatler, anlaşmalar, sözleşmeler, tüm bu alanlarda size güçlü destekler verecek ayın ilk 10 günü içerisinde. Mars ve Venüs Aslan burcunda olacak sevgili Başaklar, 12. evinizde. Oldukça aslında yaratıcı olduğunuz bir süreçtesiniz ama bu yaratıcılık daha çok yalnızlığınızdan besleniyor. Mesela bir şeyler yazıyorsanız, çiziyorsanız, bir proje üzerinde çalışıyorsanız, yalnız ve sakin olduğunuzda daha başarılı olabileceğiniz, yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz bir dönem aslında. İş hayatınızda, çalışma ortamlarınızda da gelişmeler olabilir ve buralarda belki daha fazla meşgulsünüz. Bir şeyleri düzeltmek için, toparlamak için ya da konforunuzu yükseltmeye yönelik bazı uğraşlarınız var. Sağlıkla ilgili problemleriniz varsa bunlara biraz dikkat edin. Özellikle Temmuz'un ilk haftasında kronik sorunlar, işte bir tansiyon dengesizliği olabilir örneğin, dolaşım sistemi problemi, kronik ağrılar, sızılar, bunlar sizi zorlayabilir. Buna dikkat edelim. İş hayatınızda ya da yakın çevre ilişkilerinizde güvenmediğiniz kişilerle kuracağınız bağlantılara dikkat edin. Çünkü Mars'ın Uranüs'te ve Satürn'le yapacağı kontaklar özellikle Temmuz'un ilk haftasında biraz gizli düşmanlıkları ya da kontrol dışı stresleri oluşturabilir. Çok fazla risk almayın. Daha güvenli ortamlarda bulunup ilişkilerinizde de özellikle güven temasına önem gösterin. Gizli ilişkiler, bazı hani başkalarından saklamak istediğiniz konular varsa hayatınızda, bunları da bu konularda da daha özenli olmakta fayda var. Ve 10 Temmuz'da Yengeç burcunun 18 derecesine yeni ay doğacak. Bu yeni ay 11. evinizde doğuyor. Merkür de zaten hemen Yengeç burcuna geçiş yapacak. Bazı hedefleriniz var, yine iş hayatında çalışıyorsunuz, yeni bir iş projesine de başlayabilirsiniz veya sosyal hayatınızda ailenizle, sevdiğiniz kişilerle bazı güzel etkileşimler olabilir. Bu yeni ay biraz eğlenceli konuları da işaret ediyor açıkçası. Özellikle 10 Temmuz'da 25 Temmuz arasında daha fazla sosyalleşmeniz mümkün. Geziler olabilir, tatil programları olabilir, seyahatler olabilir. Arkadaşlarla grup çalışmaları, grup faaliyetleri içerisinde olabilirsiniz örneğin. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 18 derece ve yakınlarında öncü burçlarda gezegenleriniz varsa bireysel etkileşimler öne çıkacaktır, daha fazla olacaktır. Onu söyleyebilirim. Sizin için dost bir burç. O yüzden özellikle Yengeç burcundaki yeni aylar sizi destekler. Çevrenizdeki arkadaşlarınızdan, özellikle kadın figürlerden bu yeni ayda maddi manevi daha fazla destek alabilirsiniz. Yani güzel bir teklif de gelebilir size ya da ihtiyaç duyduğunuz bir alanda böyle güzel yardımlar da alabilirsiniz. Bunlar duygusal manevi etkiler de olabilir ama size güç verecek yardımlar, destekler olabilir ya da arkadaşlarınızın, sosyal çevrenizin değerini daha iyi anlayabilirsiniz, daha sıcak ilişkiler kurabilirsiniz. Evet, ve Merkür Yengeç burcunda ilerliyor ayın 27'sine kadar. Ve dolunayımız var. 24 Temmuz'da Kova burcunun bir derecesinde bu dolunay iş hayatınız, mesleki konularda bir tamamlanma getiriyor. Evet, bir işle ilgili bir bitiş de olabilir tabii ki. İş hayatınızda günlük çalışma koşullarınızda, özellikle teknolojiyle ilgili çalışmalarınız varsa buna dikkat edin. Çünkü bu dolunay biraz terslikler de getirebiliyor. Ne bileyim,
sosyal medya, internet üzerinde mesela bir problem olabilir ya da bilgisayarınız arızalanabilir. İşte beraber çalıştığınız kişilerle ilişkilerde bazı gerilimler olabilir. Bir şekilde sorumluluklarla ilgili biraz günlük hayatınızın akışında, çalışma koşullarınızda kısıtlamalar da getirebilecek bir dolunay aslında. Ama bu dolunayın size getireceği farkındalık, belki de bundan sonraki süreçte işlerinizin daha rahat ilerlemesi ya da günlük hayatınızın kalitesinin artması için ya da sağlığınızın iyileşmesi, daha güçlü ve sağlıklı olabilmeniz için size önemli farkındalıklar verecek ve bazı önemli değişimler yaşayacaksınız, dönüşümler yapacaksınız hayatınızda. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Aslında çok fazla etki alan burçlardan değilsiniz. O yüzden lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Bir derece kovada olacağı için bu dolunay, özellikle bir derece ve yakınlarında kişisel gezegenleri olanlar, özellikle sabit burçlarda gezegenleri olanları daha fazla etkileyebilir. 6. ev konularınızla ilgili bazı önemli gündemlerle karşılaşabilirsiniz. Kova dolunayı aslında daha çok toplumsal konulara, kolektif alandaki gelişmelere işaret ediyor. Yani bu sosyal olaylar, işte daha evrensel konular olabilir. Toplumsal hareketliliklerin bu dönemde dikkat çekmesi mümkün. Teknolojiyle ilgili bilimsel alanlarda gelişmeler olabilir. Özellikle elektrik, elektronikle alakalı bazı alanlar, ki bunlar yani iletişimimizi etkileyebilecek, internet ve benzeri gibi konular olabilir. Buralarda dikkat çekici bazı gelişmeler olabilir. Bunların da tabii bizim günlük hayatımıza bazı az çok yansımaları olacaktır. Hani bu konuların daha çok öne çıkabileceği bir dönem. 28 Temmuz itibariyle Jüpiter Balık burcundaki kısa seyahatini bitirecek ve tekrar Kova burcuna dönecek. 18 Ekim'e kadar geriliyor. 18 Ekim'den itibaren ise 29 Aralık'a kadar Kova burcunda ilerleyecek. Yani sizin 6. evinizde olacak. Aynen Satürn gibi, Satürn de 6. evinizde. Evet, son 6 aydır iş hayatınızda, mesleki konularda bazı yapılandırmalar içerisindesiniz. Bunlar uzun vadeli konular. Jüpiter de burada size fırsatlar sunuyor aslında. Şimdi gerileme döneminde 18 Ekim'e kadar, özellikle Nisan ve Mayıs aylarında yaptığınız çalışmaların içselleştirilmesi veya bunların gözden geçirilmesi mümkün, veya Jüpiter'in bazı fırsatlarını fark edemediniz, tam değerlendiremediniz. Yani karşınıza bir iş çıktı mesela, bunu değerlendiremediniz. Şimdi Jüpiter gerilerken bunu tekrar görme, tekrar değerlendirme fırsatı olabilir. Zaten yıl sonuna kadar da Jüpiter burada günlük hayatınız, iş ve mesleki konular, genel sağlığınızla ilgili konularda o destekleyici enerjisini, iyileştirici enerjisini size sunmaya devam edecek sevgili Başaklar. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz.
2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.